Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Daimen ebede inşallah Evet Bakara suresinin 115. ayet kelimesinde kalmıştık Buradan devam edelim inşallah rahman. Açıklamalı meal olarak okuyoruz Euzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 115 Doğu da Batı da Allah'a aittir. Öyleyse namaz kılmak için her nerede yüzlerinizi kıble tarafına yöneltirseniz Allah'ın vecihi yönelmenizi emrettiği cihat cihet işte oradadır. Dolayısıyla Mescid-i Haram veya Mescid-i Aksa gibi yerlerde namaz kılmanız engellenirse kıbleye dönmek şartıyla istediğiniz yerde kılabilirsiniz. O halde her nerede kalplerinizi Allah-u Teala'ya yöneltmede bulunursanız Allah'ın mekandan münezzeh olan zatı sonsuz ilmiyle ve her yerde ne yapıldığını bilmesi itibarıyla işte oradadır. Şüphesiz ki Allah Bilgisi ve acıması sonsuz geniş olan bir vasidir. Bu yüzden kullarına kıbleye yönelme hususunda genişlik tanımıştır. Herkesin niyetini de amelini de hakkıyla bilen bir alimdir. 116. Yahudiler Uzeyr Aleyhisselam'ı, Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı Müşrikler ise melekleri Allah'ın çocuğu kabul ederek haşa Allah bir çocuk edindi haşa dediler. Noksan sıfatlardan tenzih ve tesbih ona. O çocuk edinmenin gerektirdiği eşi ve benzeri olma gibi muhtaçlık ve yok olma belirtilerinden son derece pak ve uzaktır. Doğrusu göklerde ve yerde olanların tümü dolayısıyla Özehir de İsa da melekler de ona aittir. Hepsi de varlığını ve birliğini ikrar ederek ona itaat edicilerdir. Ediciler. 117. O göklerin ve yerin bediidir. Eşsiz ve örneksiz yaratıcısıdır. O bir işin meydana gelmesine hükmettiği zaman ona ancak var ol buyurur. O da hemen meydana geliverir. verir. 118. O kitap nedir? Bilmeyen müşrik kimselerle bile bile inkar eden ehli kitap kafirleri, kibir ve inatlarından dolayı Allah meleklerle ve Musa ile konuştuğu gibi senin hak olduğuna dair bizimle de konuşsaydı yahut bize senin doğruluğunu gösteren bir ayet ve mucize gelseydi ya dediler. İşte sana onlardan önce geçmiş ümmetlerin kafir olanları olanları da Onların sözünün benzerini böylece Musa aleyhisselam gibi peygamberlere karşı söylemişti. Körlük ve inatçılıkta onların kalpleri birbirine ne kadar da benzemiştir. Muhakkak ki biz gerçeklere yakinen inanmakta olan bir cemaat için o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin doğruluğuna dair nice mucize ve ayetleri tam manasıyla açıklamışızdır. 119. Şüphesiz ki biz seni büyük bir müjdeci ve gerçek bir uyarıcı olarak o hak olan Kur'an-ı Kerim ve İslam ile gönderdik. Böylece sen inanıp itaat edenleri cennetle müjdelemekte inkar edip isyan edenleri de cehennemle korkutmaktasın. Sen gerçekleri duyurduktan sonra şiddetle tutuştur, tutuşmuş o cehennem ateşini, ateşin dostların inanmadı, dostların inanmamalarından sorumlu olmayacaksın. 120 Habibim, sen onların dinine tamamen uyuncaya kadar ne Yahudiler ne de Hristiyanlar asla senden razı olacak değillerdir. De ki, Allah'ın hidayet ve dost doğru yolu olan İslam var ya, şüphesiz ki iki cihan saadetine ulaştıracak istikameti gösteren, Hidayet ancak odur. Sizin davet ettiğiniz sapık, sapık yolların ise hidayetle hiçbir alakası yoktur. Andolsun ki eğer İslam'ın doğruluğuna dair sana gelmiş olan bunca ilimden sonra yine de onların eğri büğrü görüşlerine ve kötü arzularına uyacak olursan elbette Allah'tan başına gelecek belalara karşı senin için ne bir dost bulunur ne de bir yardımcı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi Buyur Allah'ın cezası. 121. O kimseler ki kendilerine Tevrat ve İncil kitaplarını vermişizdir. Onlar da ona gerçek manada inanmışlardır. Onlar onu hak ettiği tilavet şekliyle devamlı okurlar. Lafsını değiştirmezler, manasını düşünürler ve gereğiyle amel ederler. İşte sana onlar o kendilerine verilen kitaplarına gerçekten inanmaktadırlar. Bu yüzden kitaplarında konu edilen ahir zaman peygamberine iman etmekte hiç zorluk çekmemiştirler her kim kitabı değiştirerek ya da hükümlerini reddederek onu inkar ederse bu kişiler imanı küfürle hidayeti de sapıklıkla değiştirdikleri için işte sana ancak onlar kendilerini maddi ve manevi zarara uğratarak Hüsrana uğrayanların ta kendileridir. 122. Ey İsrail isimli Yakup Nebi'nin oğulları, gafleti bırakın da üzerinize inam etmiş bulunduğum bunca nimetimi ve benim sizin atalarınızı zamanlarında zamanlarında bulunan o alemler üzerine gerçekten üstün kılmış olduğumu hatırlayın ve İslam'a girin de bu şerefi zayi etmeyin. 123. İyice sakının o büyük günün azabının şiddetinden ki o günde mümin, kafir hiçbir kişi hiçbir kimseden azabı kaldırmak için herhangi bir şey ödeyemeyecektir. Mümin, kafir hiç kim, hiçbir kimseden azaptan kurtulmak için teklif edeceği hiçbir fidye de kabul olunmayacaktır. Hiçbir aracılık ve şefaat de o kafir olana fayda vermeyecektir. Ve o azaba müstahak olanlar hiçbir kimse tarafından yardım da olunmayacaklardır. 124 Hatırlayın bir zaman ki Rabbi İbrahim'e Rabbi İbrahim'i bıyığı kısaltmak sakalı uzatmak misvak kullanmak ağza su vermek burna su vermek tırnakları kısaltmak parmak eklemlerindeki kirleri yıkamak koltuk altını yolmak, eteği tıraş etmek ve suyla taharetlen, taharetlenmekten ibaret, bir takım emirleri ifade eden, kelimelerle imtihan edenin muamelesine tabi etmişti de, o bunları tam olarak yerine getirmişti. Bunun üzerine o şüphesiz ki, ben seni insanlar için, dini konularda kendisine uyulan bir imam yapacağım buyurmuştu. O İbrahim aleyhisselam zürriyetimden de imamlar yapar mısın demişti. O da benim dinden önder yapma sözüm ve bu husustaki ahdim o en büyük zulüm olan şirk suçunu işlemiş zalimlere ulaşmaz buyurmuştu. 125. Şunu da hatırlayın ki hani biz o beyti haram olan Kabe-i Muazzama'yı insanlar için bir uğrak yeri ve kendisine sığınanlar için güvenli sağ, güvenlik sağlayan bir emniyet mahalli yapmıştık. Ta ki İbrahim'in makamından bir namazgah edinin emriyle sizi muhatap kılalım. İbrahim ve İsmail'e ise Tavaf edenler, Mekke'de ibadet için mücavir bulunanlar, itikaf yapanlar, namaz kılarken rükû edenler ve secde yapanlar için ikiniz de evimi tertemiz yapın diye kuvvetli emir ve ahit vermiştik. 126 Hatırlayın bir vakti ki İbrahim Ey Rabbim işte bu Mekke namındaki Ümmül Kura'yı güvenli bir şehir yap. Bir de ehlinin tümünü diye, e, diyemesem de onlardan Allah'a ve o son güne inanmış olanları mahsullerden rızıklandır demişti. Buna karşılık o Rabbi rızkım sadece mü mümine mahsus değildir. Kim kafir olduysa onun da yaşadığı sürece pek az bir zaman rızkımdan faydalan, faydalandıracağım. Sonra kendisine o cehennem ateşini azabına girmeye mecbur bırakacağım. Orası ne kötü varılacak yer oldu buyurmuştu. 127. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu da yad edin ki hani İbrahim İsmail ile birlikte o beytten Adem Aleyhisselam'dan arta kalan temelleri elle alarak duvarları yükseltiyordu. Bir yandan da şöyle dua ediyorlardı. Ey Rabbimiz bu amelimizi bizden kabul buyur. Şüphesiz dualarımızı hakkıyla işiten de niyetlerimizi tam manasıyla bilen Alim de sensin ancak sen. 128. Ey Rabbimiz biz sana samimiyetle teslim olmuş kimseler kıl ki ey Rabbimiz bizi sana samimiyetle teslim olmuş kimseler kıl. Zürriyetimizden de yalnız sana teslim olmuş Müslüman bir ümmet yetiştir. Bize hac ibadetlerimizi tarif et. Kurban kesme yerlerimizi göster ve vazifelerimizi icra ederken yapmış olduğumuz eksiklikleri affedip tevbemizi kabul et. Şüphesiz tevbeleri çokça kabul eden, tevvab da inananları çokça esirgeyen rahim de sensin. Ancak sen. 129 Ey Rabbimiz! O zürriyetimizden Mekke'de kalanlar içerisinde senin ayetlerini üzerlerine sürekli okuyacak olanlara o kitabı ve hikmeti, Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti ruhlarına kemale erdirecek ince ilimle, ilimlerle isabetli hükümleri öğretecek ve böylece kendilerini şirk, isyan vs. maddi ve manevi pisliklerden tertemiz edecek bir Resulü kendi aralarında aralarından gönder. Şüphesiz mağlup edilemeyecek bir güce sahip olan aziz de yaptığı işi son derece yerinde ve sağlam yapan hakim de sensin ancak sen. 130 Kendini ve yaratıcı olan Allah'a kulluk kulluk yapması gerektiğini bilmez olmuş kimselerden başka İbrahim'in dininden ve milletinden kim yüz çevirebilir Andolsun ki elbette biz onu dünyada kesinlikle kesinlikle dostluk makamına seçmişizdir Şüphesiz ki o ahirette de elbette yüksek makam sahibi olan salih nebilerdendir 131. Hani Rabbi ona evvelce bul, bulunduğun İslam üzere sabit ol ve bütün emirlerime tam manasıyla teslim ol buyurmuştu da o ben alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Burada bir dipnot var. İbrahim Aleyhisselam gerçekten bu sözünü yerine getirmiş getirmiştir. Bunun ispatı olarak canını Nemrud'un ateşine oğlunu kurban olarak kesilmeye, malını da misafirlere teslim etmiştir. 80 yaşındayken sünnet olma emri alınca hiç geciktirmeden keserle sünnet olmuştur. Bu halde geçiyormuş Enbiya 111. 132. 132. İbrahim'e de oğullarına o İslam yolunu vasiyet etmişti ki etmişti. Torunu Yakub'a da her ikisi de ey oğullarım şüphesiz Allah'ın sizin için bu İslam dinini seçmiştir. O halde siz ancak Müslümanlar olarak ölün demişlerdi. 133. Ey Yahudiler! Yoksa Yakub'a ölüm geldiğinde yaptığı şu vaziyete siz şahitler miydiniz? Hangi o oğullarına ardımdan neye tapacaksınız demişti. Onlar da senin ilahına ve babaların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz.'' Biz ancak ona teslim olucu Müslüman kimseleriz demişlerdi. 134 İşte sana bu bir ümmettir ki kesinlikle gelip geçmiştir. Onların kazanmış olduğu şeyler, inkarı ve zararı onlara aittir. Sizin kazanmış olduğunuz şeylerin mesuliyeti de size aittir onların yapmakta bulunmuş olduğu şeylerden siz sorulmayacaksınız. Dolayısıyla soy bakımından, bakımından onlarla intizabınız onların iyiliğiyle faydalanmanızı gerektirmez. Size yarayacak olan ise ancak onların yoluna uymanızdır. 135 o Yahudi ve Hristiyanlardan her bir fırka sadece kendi kendi dinlerini doğru sayarak Yahudiler yahut Hristiyanlar olun ki hidayete eresiniz dediler. Habibim de ki Doğrusu biz sizin uydurma dinlerinize uyamayız. Bilakis batılı bırakıp hakka yönelmiş bir hanif olan İbrahim'in milletine ve dinine uyarız. O hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. 136. Ey müminler! Sizi Yahudilik ve Hristiyanlığa davet edenlere deyin ki, biz Allah'a bize indirilmiş olan Kur'an-ı Azimuşşan'a İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve o İbrahim ile İshak aleyhisselam'ın torunları olan 12 boya indirilmiş olan sayfalara Musa'ya ve İsa'ya verilmiş olan Tevrat ve İncil kitaplarına ve peygamberlere Rab'lerinden verilmiş olanların tamamına iman ettik. Yahudi ve Hristiyanlar gibi kimine inanıp kimine inkar ederek onlardan hiçbiri arasında ayrım yapmayız. Ayrıca biz ancak onları gönderen Allahu Azimu Allahu Azimu Şana tam manasıyla boyun eğerek teslim olucu Müslüman kimseleriz. 137. Ey Habibim ve ashabı, Şimdi eğer o Yahudi ve Hristiyanlar sizin kendisine inanmış olduğunuz o şeylere, o iman esaslarına sizin gibi iman ederse, sizin kendisine inanmış olduğunuz şeylere inanırlarsa muhakkak doğru yolu bulmuştular. Bulmuşturlar. Eğer yüz çevirirlerse onlar ancak bir çekişme, düşmanlık, muharebe ve sap sapıklıktan ileri geçmeyen büyük bir karşı çıkış içindedirler. Muhakkak Allah onların şer ve zararlarına karşı sana kafi gelecektir. Din düşmanlarının sözlerini hakkıyla işiten Semi içlerinde taşıdıkları kin ve kıskançlığı tam manasıyla bilen alim de ancak odur. 138 Ey müminler yine o ehli kitaba deyin ki biz sizin vaftiz vaftiz boyanızla boyanmadık bizi Allah'ın boyamasıyla temizleyen ve iman eserini boya izli boya izi gibi üzerimizde belirgin hale getiren ancak Allahu Teala'dır. Boyama ve temizleme bakımından Allah'tan daha güzel olan kimdir? Biz ancak ona ibadet ve kulluk eden kimseleriz. 139. Resulüm, sana karşı bütün peygamberler bizden gelmiştir. Bu yüzden senin gibi bir Arap peygamber olamaz diyen o Yahudilere de ki: Siz Allah'ın sizin dışınızdaki ırklardan bir peygamber seçmesi hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz? Halbuki o bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Hepimiz onun öz ve öz kullarıyız. O hiçbir ırka dili hiçbir ırka diğerine göre yakın veya uzak değildir ki vahyine mazhariyeti belli bir ırka tahsis etmiş olsun. Bizim amellerimiz bize aittir. Sizin amelleriniz de size mahsustur. Bu yüzden iyi amellerimize karşılık Allah'ın bize de ikram etmesi uzak görülmez, görülemez. Biz ibadetlerimizi ancak ona tahsis eden halis, muhlis kimseleriz. 140 Ey ehli kitap, yoksa siz yoksa sizden her bir fırka geçmiş peygamberleri kendi dinine mal ederek gerçekten İbrahim, İsmail, İshak ve Yakup ve o torunlar Yahudi kimselerdirler. O Yahudi kimselerdiler. Yahut Hristiyanlardılar. Yahut Hristiyanlardılar mı diyorsunuz ya Muhammed deki maalesef Onların hangi üzerine olduğunu en iyi bilen siz mi siz misiniz yoksa Allah mı? İbrahim aleyhisselam'ın ne Yahudi ne de Hristiyan olmayıp Hanif bir Müslüman olduğuna dair yanında Allah'tan kendisine ulaşmış olan bir şahitliği insanlardan gizlemiş bulunan o ehli kitaptan daha zalim de kim olabilir Allah sizin yapmakta olduğunuz şeylerden asla gafil ve habersiz değildir dolayısıyla sizi başıboş bırakmayacak bilakis peygambere karşı yaptığınız iftiralar yüzünden çok şiddetli bir azaba çarptıracaktır. 141. İşte sana o bir ümmettir ki kesinlikle gelip geçmiştir. Onların kazanmış olduğu şeyler, şeylerin karı ve zararı onlara aittir. Sizin kazanmış olduğunuz şeylerin mesuliyeti de size aittir. Onların yapmakta bulunmuş olduğu şeylerden siz sorulmayacaksınız. Öyleyse babalarınızla iftihar etmeyi ve onlara güvenmeyi bırakın da İslam'a girerek kendinizi kurtarın. 142 142 münafık, Yahudi ve müşrik olan insanlardan bir takım aklı kıt, sefik kimseler Mescid-i Aksa'yı bırakıp Kabe'ye dönmenizde dönmenizle alakalı hayretlerini gizleyemeyerek yakında diyecek ki öteden beri üzerinde bulunmuş oldukları kıblelerinden onlara çevirmiş olan şey nedir? Habibim de ki doğu da batı da Allah'a aittir. Dolayısıyla hiçbir mekan kendiliğinden kıble olma imtiyazına sahip bulunmayıp ancak Allah-u Teala'nın emriyle bu vasfa haiz olabilir. O üstün hikmeti gereği gereği zamanların değişikliğine ve ümmetlerin farklılığına göre dilediğini dost doğru bir yol olan İslam'a ve Kabe-i Muazzama'ya ulaştırır. Evet arkadaşlar. 142'ye kadar okuduk. 143'te kaldık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. دائماً أبداً ان شاء الله الرحمن 143.